Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 7'den 70'e herkesin çok sevdiği, kolaylıkla yapabileceği, pratik, bir o kadar da lezzetli bir tarif deneyeceğiz. Bildiğiniz tüm mozaik pasta tariflerini unutun demiyorum ama karamel ve çikolatanın bu muhteşem uyumunu mutlaka deneyin diyor ve hemen tarife geçiyorum. Uygun bir tencereyi ocağın üzerine alıp içerisine 5 yemek kaşığı, yani ortalama bir su bardağı kadar şeker ilave edelim. Şekeri bu şekilde ocağın üzerinde bekletelim. Birazcık karamelize olduktan sonra içerisine kaşık sokmadan bu şekilde tencereyi ileri geri hareket ettirerek şekerin birbirine karışmasını sağlayalım. Karamelize olan şekerin içerisine 100 gram tuzsuz tereyağı veya margarin ilave ederek karıştıralım. Son olarak içerisine 200 milim, yani bir su bardağı kadar süt ilave edip birkaç dakika kaynatalım. İki paket petit beurre bisküviyi elimizle gelişigüzel bir şekilde kıralım. Hazır olan sütlü karamelli sosumuzu bisküvilerin üzerine gezdirerek güzelce karıştıralım. Düz bir zemin üzerine bir buzdolabı poşeti veya streç film serelim. Elde ettiğimiz karışımdan üzerine dökerek elimizle güzelce rulo şeklini verelim. Pastamızın karamelli kısmı artık hazırdır. Bu şekilde buzlukta dinlenmeye alıp geçelim kakaolu kısmının hazırlanmasına. Bunun için uygun bir tencereyi ocağa alıp içerisine 100 gram tuzsuz tereyağı veya margarin ilave edelim. Yağ birazcık eridikten sonra içerisine 5 yemek kaşığı, yani ortalama 1 su bardağı kadar şeker ilave edelim. Bu aşamada, yani sosumuza süt ilave etmeden önce 3 yemek kaşığı kadar da kakao ilave edelim. Yağ ile birlikte ilave ettiğiniz kakao çok daha güzel çözünerek tatlı pasta ve soslarınıza çok daha güzel bir renk verecektir. O açık kahverengi rengi elde etmemek için mutlaka kakao ilavesini her zaman yağ ile birlikte yapın. Çünkü yağın içerisinde kakao çok daha güzel çözünür ve rengini çok daha güzel verir. Son olarak sosumuzun içerisine 1 su bardağı süt ilave edip birkaç dakika kadar kaynatalım. Sosumuz kaynadıktan sonra ocağı kapatalım ve 2 paket petit beurre bisküviyi gelişigüzel bir şekilde kırarak sosun içerisine ilave edelim. Bu aşamayı çektiğimde evde sular kesik olduğu için ben fazla bulaşık çıkarmamak adına bu şekilde yaptım. Ama dilerseniz tabii önceden kırmış olduğunuz bisküvilerin üzerine de sos gezdirerek karıştırabilirsiniz.
Son olarak ben karışımın içerisine bir avuç fındık ilave ettim ama dilerseniz ceviz, fıstık veya farklı kuru meyveler ilave ederek de farklı lezzetler yakalayabilirsiniz. Yine düz bir zemin üzerine bir poşet serdim ve elde ettiğim karışımın yarısını üzerine ilave ettim. Kaşık yardımıyla birazcık düzleştirdikten sonra üzerine bir yağlı fırın kağıdı serdim ve merdane yardımıyla her tarafının eşit olmasını sağladım. Pastamızın kakaolu kısmını güzelce düzleştirdikten sonra önceden hazırlamış olduğum karamelli kısmını da buzluktan çıkardım ve üzerine koyarak elimle güzelce rulo şeklini verdim. Ve hazır olan mozaik pastamızı bu şekilde buzlukta en az 5-6 saat kadar bekletelim. 5-6 saatin sonunda buzluktan çıkarıp istediğiniz gibi dilimleyerek servis edebilirsiniz. Ben dilimlemiş olduğum mozaik pastamızı benmari usulü erittiğim çikolataya bandırarak servis ettim. Dilerseniz sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve her zamanki gibi sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğeni bırakmayı, kanalıma abone olup zil açmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.